Kahve molasından merhaba değerli izleyiciler. İstanbul'un yeni, dünyanın en büyük havalimanı bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin 95. yılında yani 29 Ekim'de açılıyor. Biz de kahve molasını bu gurur verici ortamda yapıyoruz bugün sizlerle birlikte ve sizlerle paylaşmak istiyoruz. Öncelikle tüm değerli izleyicilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayalım. Konuklarımızla birlikteyiz. 24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir ve stratejist Cüneyt Paksoy ile birlikteyiz kahve molasında. Hemen kahve molasına hoş geldiniz diyelim. Merhaba Cüneyt Bey. Merhaba Sadi Bey. Merhaba. Gerçekten gurur verici, heyecan verici, coşku verici bir gün aynı zamanda. Biz dakikalardır, saatlerdir bu ortamda bunu yaşıyoruz ve izleyicilerimize de paylaşacağız. Ekonomi açısından ne anlama geliyor? Yeni havalimanı, bunu konuşacağız. Öncelikle soralım, nasıl bir proje bu, içine girdiğiniz zaman gerçekten etkileyici, büyüleyici bir proje bu. Nasıl bir proje? Sadi Bey'e soralım, sonra Cüneyt Bey'e döneceğim. Şimdi öncelikle dünyanın en büyük havalimanı diyoruz ya. Evet. Şu anda biz birinci fazı açıyoruz. Yani açılacak saat 4'te. Bir de o var tabii. Dolayısıyla aslında 2 ve 3. fazlar önümüzdeki yıllarda açılarak, yani inşaat devam edecek, açılarak nihai olarak dünyanın en büyük havalimanı olacak. Ama şu anda 90 milyon yolcu kapasitesiyle muhtemelen Atlanta havalimanı zannedersem en büyük yolcu kapasitesi ya da yolcu trafiği var. Kapasite olarak oraya yakınız ama İstanbul'daki yolcu trafiği açısından bir süre sonra o trafik olarak da geçeceğiz. Dubai Havalimanı için ne dersiniz? Dubai Havalimanı da var ama hani Dubai'yi İngiltere, Heathrow, Amerika, Atlanta sanırım. Evet. Üçünün yarıştığı bir şey var zirvede. Ama bizim bu ikinci faz bile açılsa açık ara öne geçmiş olacak İstanbul Havalimanı. Büyüklükte, yolcu kapasitesi, çok en fazla noktaya uçuş, uçak trafiği, hepsinde öne geçmiş olacak. Zaten alan olarak ya da işte yatırım bedeli olarak böyle bir havalimanı yok şu anda. Ve şunu söylemek lazım, havalimanının yapılış şekli çok önemli. 10.2 milyar euroluk yatırım, toplam yatırım tutarı ama 22.1 milyar euroluk da yap işlet bedeli var. Yani aslında artı KDV de desek 26 milyar euroyu buluyor. KDV'nin evet devlete ödeniyor. Belki iadesi olabilir diye ben toplam söylemiyorum. Sonradan hani tamamlandığında yılda 1.1 milyar euroluk ödemesi var devlete. Dolayısıyla devletimiz aslında bu modelle 2013 yılını hatırlayalım. 2013'te Türkiye'nin geldiği noktayı hatırlayalım. Çok güzel bir ihale yaptı. Dünyada ses getirdi. Sonraki süreçlerde bir takım karşı çıkışlar oldu. Onlar oldu, bunlar oldu ama bakın tam da Cumhuriyetimizin 95. yılında aslında Cumhuriyet bayramlarını biz böyle büyük eserlerle kutlasak hep. Her Cumhuriyet bayramına çok büyük bir eser ortaya çıksa. Bir de buna yani bu projeye ve bu gibi projelere şöyle bakmamak lazım. Ya bunlar inşaat işleri falan değil. Bunlar çok büyük ekosistem, çok büyük ekonomik katkı sağlıyorlar. Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası'nın bir raporunu okudum. Yakın zamanda yayınlandı. Ne deniyor? Sadece yollarla kentlerin daha kaliteli bir şekilde ulaşım ağına dahil olması bile o kentlerin ekonomilerine sıçrama etkisi yapıyor. Çünkü ekonomi öyle bir şey. Yani üretirsiniz, hareket edersiniz, ürününüz hareket edecek, siz hareket edeceksiniz. Ki İstanbul ve bu havalimanı için aslında bütün dünyaya çok güzel bir mesaj vermiş oluyoruz. Hem Cumhuriyetimiz açısından hem de biz böyle büyük projeleri yapabilen bir ülkeyiz. Dünya genelinde bu kadar büyük proje herhalde devam eden çok azdır. Değil mi Cüneyt evet. Bey? Aynen. Cüneyt Bey 16.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılış yapılacak. Birçok liderin de katılacağını biz izleyicilerimize hatırlatalım. Siz neler söyleyeceksiniz bu dev projeyle ilgili? Valla sevgili Sadi aslında rakamlarla güzel açıkladı. Bir kere 95. yılına Cumhuriyetimizin denk gelmesi bu açılışın ayrı bir coşku, ayrı bir heyecan. O anlamda da gurur verici bir tablo yaşıyoruz sabahtan beri dediğin gibi. Ama ben şöyle bakacağım yani Sadi'nin dediklerine ek olarak iki önemli sinyali var bu projenin daha başlangıcında. Yani zaman içinde realize olacak katma değerli getirileri dışında bir, sizin yeni bir ekonomi programınız var. Yeni ekonomi programı içerisinde hikayenizi yazarken böylesi bir projeyi o hikayenin içine koymanız ve tam barışın arandığı bir coğrafyada enerji
ulaşımının zaten stratejik bölgesi Türkiye. Orta Doğu'nun petrol, doğal gaz rezervleri, işte bu Orta Doğu üzerindeki sıkıntılar vesaire. Ama tam bu noktada siz bu havalimanını açarak bir anlamda bu bölgenin barışına inandığınızı, evet, ve barış sonrası oluşacak ticari süreçte nasıl bir yer alacağınızı da kodluyorsunuz. Ve bu kodu hikayenizin içine ekliyorsunuz. Bir kere bu sinyal etkisi çok önemli. Yabancı yatırımcı açısından baktığı zaman Türkiye'nin önümüzdeki dönemde bu projesiyle birlikte alacağı yol çok çok önemli. Bunu yazacak ajandasına ve bizim ülkemize gelecek olan yabancı yatırımcı noktasında bile önemli olacak. Bir kere bunu atlamamak lazım. İkinci önemli noktası da burada oluşacak ticari ortamdan, çünkü bunun sadece bir turizme katkı veya yolcu katkısı burada harcanacak ekosistem değil. Yani burada MENA bölgesinden başlayarak Orta Doğu'ya uzanan ve hatta Çin'in de İpek yolunda baz aldığımızda burada oluşacak yeni ticari kodlamadaki tüketim açık bir bölge, daha tüketim yapılmamış, yeniden yapılanmayı da içine katarsak ciddi bir ekonomik hacim. Buraya çok ciddi sayıda ticari uçuş gerçekleşecek. Doğru. Çok sayıda kaliteli nitelikli yolcu ağırlayacağız biz İstanbul'da. Bir kargo de kapasitesi çok yüksek. 5,5 milyon ton kargo kapasitesi olacak. Bu aynen öyle. Bir nokta da şu, İstanbul Finans Merkezi. Bakın, İstanbul Finans Merkezi'ne siz geliyorsunuz, dünyanın en büyük havalimanını koyuyorsunuz. Evet. Buyurun diyorsunuz, global sermaye. Gel, zaten bölge önemli, kıymetli. Bir de ben sana böyle bir projeyi sunuyorum. Yani bakın, son 10-15 günde iki tane önemli proje. Biri Star Refinery'nin liman projesi. 6 milyar dolara mal oldu. Senelik 1,5 milyar dolar katkısı. Bunu da eklediğimizde, bu projeyi de eklediğimizde iki önemli projeyi açarak tam kritik eşikte olduğumuz, risk primimizi düşürme noktasında adımlar attığımız noktada hikayemizi doğru kodladığımız bir proje. Onun için benim için çok pozitif. Siz kargo işte ilişkin rakam vererek ekonomiye hem doğrudan hem dolaylı yoldan katkısını getirdiniz. Onu da biraz açalım. Evet, açalım ama Cüneyt Bey'in söylediği şey aslında şöyle devam edelim. Türkiye'nin algısıyla ilgili çalışmalar oluyor ya malum bir süredir. O algıyı pozitif yönde çok etkileyecek net bir proje bu. Söz olarak da, bölgesel olarak da, küresel olarak da o açıdan öncelikle algımızda çok pozitif katkısı olacak. Şimdi ekonomide doğrudan etkisi var. İstihdam işte 225 bin kişi bir perspektife göre doğrudan istihdamı olacak 20-25 yılına geldiğimizde. Ama dolaylı olarak 1 ila 1,5 milyon farklı senaryolara göre söylüyorum. Dolaylı istihdam olacak. Milli gelirimize birikimli etkisi yine birkaç yıl içinde %4.8, %4.9 ekonomik etki analizlerine göre toplamda 2025 yılına kadar. Ama hemen coğrafya olarak şu bölgeye bile baksak, etraftaki İstanbul'un nasıl bir konumda olduğunu hepimiz biliyoruz, dünya da biliyor. Kanal İstanbul buraya yakın bir yerden başlıyor ve o da dünyanın en büyük projelerinden biri olacak. Üçüncü köprü zaten entegre bir şekilde bu havalimanının konumuna göre aslında yapıldı. Bütün bunları düşündüğümüzde İstanbul için, İstanbul'un biraz daha kuzeyine ve batısına doğru yeni bir nefes alma süreci başlayacak. Yerleşim açısından, projeler açısından. Üstelik bu projeler rastgele projeler olmayacak. Konut açısından da söylüyorum. Daha yatay, daha planlanan, çok daha güzel yeni bir şehir alanı ortaya çıkacak. Onun ötesinde zaten Türkiye ekonomisi için sadece şunu söyleyeyim, devam edelim sorularınızla. Turizmde 41,5 milyon turist hedefimiz var. Bunun çok büyük bölümü buradan bu havalimanıyla gelip gidecek. Buradaki potansiyelle belki rakamlar revize edilir. İhracatımızda büyük hedeflerimiz var. İhracata katkısını da konuşmak lazım. Cüneyt Bey de 5,5 milyon ton kargo kapasitesi demek. Özellikle de pahada ağır, yükte hafif. Aslında Türkiye ekonomisine katma değer olarak çok büyük katkı olacak. İhracata ekleyebileceğimiz yeni bir bir kanal oluşuyor burada.
Bu da hani bütün dünyada belki toplam ticaretin %30'una ulaşmış bir e-ticaret meselesi var. Önümüzdeki dönemde e-ihracat, e-ticaret meselesi Türkiye için de çok kritik oluyor. Bizim de ihracatımıza belki %30'luk bir pay öyle olacak. Yani burada buradaki ekosistem bütün ülkenin ekonomisine bir çarpan etkisi ortaya çıkaracak. İnşallah faz faz açacağız. Zaten 3 fazı birden açmanın bir anlamı yok. Çünkü bu yolcu sayısının, uçuş sayısının yıllara göre bir artış perspektifi var. Ona göre planlanmış durumda. Siz ne dersiniz? Hem bölgeye getireceği önemli, her proje bölgeyi hareketlendirir ama çok farklı, daha üst perdeden konuşmamız gerekiyor bu çevreyi canlandırma konusunu. Bir de ihracata ve turizme katkısına ilişkin neler söylersiniz Cüneyt Bey? Valla çok pozitif tabii. Yani sevgili Sadi rakamlarla veriyor sağ olsun ama ben işin algı etkisi üzerinden hep gidiyorum. Çünkü ekonomist bir stratejist olarak yabancı algısını yabancı bir kurumda 5 senede strateji müdürlüğü yapmış biri olarak iyi biliyorum. Bu tip ses getiren projeleri siz devreye soktuğunuz andan itibaren sözde değil sahada konuşmaya başlamış oluyorsunuz. Yani bu sahada konuşmak çok önemlidir. Yani yabancı ya siz söylersiniz, vaatte bulunursunuz ama bu vaadinizin yapımını sahada da gösterdiğiniz andan itibaren bakış çok değişir. Onun için ben bu projenin dediğim gibi bu tarafını çok önemsiyorum. Çünkü bu taraf doğrudan sermaye girişini dahi etkileyecek. Kesinlikle. Kolaylıklar getirecek. Ülkenin kredibilitesine bile etki edecek. Doğrudan sermayeyi niye etkileyecek? Çünkü dediği gibi taşıma kapasitesi artı İstanbul Finans Merkezi olma iddiası ve bütün bunların toplamında çok rahat. Burada çünkü ekosistem içerisinde muhakkak yeniden yapılanma için de yeni yerleşim alanları sadece konut olarak düşünmeyin. Bir bölgesel turizm merkezi de olacak. Otelleriyle, yerleşimle 24 saat açık, 365-24 saat açık bir merkezden bahsediyoruz. Onun için iş adamları gelecek, temaslarını burada kuracak, burada ofisleri olacak. O ofisler üzerinden kendi ticaret imkanlarını yapacaklar. Böylelikle Türkiye'nin bir kere finans kalitesine bir katkısı olacak. Artı üretim noktasında ihracatımızı taşıma tarafıyla da destekleyecek. Karşılıklı iş akışı tarafıyla da destekleyecek. Onun için oldukça önemli. Çünkü bir ülkenin kodunu, bakın biz bugün dünyada bazı ülkelerin bazı şehirlerini limanlarıyla, havalimanlarıyla özdeşleştirir ve paylaşırız. İşte İstanbul'da bu anlamda zaten önemli bir deniz üç yani devin denizlerle çevrili Türkiye'nin önemli bir baş şehir gibi bir, kıymetli bir şey Ankara'dan sonra. Onun için ben böylesi bir havalimanı projesinin dünyanın en büyüğü olması dışında Türkiye'ye kademeli etkisini, algı aporasyonu, subliminal mesaj her anlamda global ölçekte çok ses getireceğini, kesinlikle Türkiye'ye pozitif bakışı çok destekleyeceğini aslında son 20 yıldır hep konuşuluyor ya, şehirler yarışıyor. Şehir ekonomileri, marka şehirler yarışıyor. Mesela Dubai'yi biz niye sizle hatırlattınız, konuşuyoruz. Kendi bölgesinde önemli bir merkez haline geldi. Hava şimdi ulaşımı açısından. Şimdi oradan 240 noktaya uçuş yapılıyor. Buradan 350 noktaya uçuş yapılacak. Zaten söyleyecek çok şey var. Mesela 350 nokta diyoruz. Türk Hava Yolları uzun süre reklamlarını hatırlarsa izleyicilerimiz en çok noktaya uçan hava yoluydu. Şimdi. Burası da en çok noktaya sefer yapılan veren havalimanı oluyor. Şimdi Dubai, Londra, New York, Şangay, böyle Hong Kong sayıyorsak şöyle bir içimizde şöyle bir burukluk vardı. İstanbul gibi bir marka, İstanbul gibi bir değer aslında bunların hepsiyle çok rahat yarışabilir ve önde olabilir bir şehir. İşte bu tür projelerle finans merkezi, havalimanı, başka yapılacak işler var. İşte Galata, hepsiyle olacak bu. Bunların hepsi liman projesi falan. Yani bunlar tamam bittiğinde Türkiye çok yönlü turizm merkezi, çok yönlü ticaret merkezi, çok yönlü sanayinin yeni teknolojilerle bezendiği bir merkez haline gelecek. Yani çok çok önemli. İstanbul hayırlı uğurlu olsun. Dünyanın 5 önemli İnşallah. Şehri arasında yarışan ekonomisiyle, bir gücüyle var, bir şehir olacak. Türk Hava Yolları dedin ya, Avrupa'nın ilk 3, dünyanın en iyi 10 havalimanı, hava yolu şirketi olma iddiası olan bir
kurum için de çok önemli bir proje bu. Şu anda evet. O sinerji üst üste oturmuş. Çünkü Türk Hava Yolları bir markadır. Bu marka değeri bundan sonra bu projeyle çok da artacaktır. Yükselecek. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Cüneyt Baksoy, Sade Özdemir. 16.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek. Dünya liderlerinin katılacağını da hatırlatalım. Ve bu anlamlı günde bu proje hayata geçiyor. Açılışı gerçekleştiriliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığımız bu günde bize bir kez daha hem bu dev proje için hayırlı olsun diyerek bitirelim, hem de aynı zamanda yine bir kez daha Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyerek kahve molasını bitirelim efendim. Aynı saatte yarın görüşmek dileğiyle.